Merhaba. Hoş geldiniz Zehra. Hoş gördük, sağ olun. Nasıl buldunuz pazarı? Ay vallahi çok sessiz, çırtkan bile yok. Nasıl pazar bu böyle? Hoş geldiniz. Hoş gördük. Aslında biz biraz nevşahsına münasır bir pazar yapmaya çalıştık. İhlal benim fakülteden arkadaşım. Evet. Zehra Hanım da o muhteşem reçelleri mucidi. Reçeller gerçekten çok başarılı. Sağ olun. Gerçi Orhan'ın referansı benim için çok önemli. O çünkü çok zor beğenir, biliyorum. Öyle öyle biliyorum. Ama sizin de reçellerinizin tadı, kıvamı, kokusu, her şey tam yerinde. Bakın ben tezgaha koydum bile. İşte buradalar. Ay ne güzel olmuş şurada. Matuş şöyle biraz şöyle çevireyim. Böyle daha iyi. Evet. Dediğim gibi yani konsunya usulü çalışacağız. Oldu, tamam, öyle olsun. Tamam, peki. Yani siz reçellerinizi buraya bırakacaksınız, satıldıkça pay alacaksınız. He, ben kavanoz başına alacağım paramı, öyle mi? Aynen öyle. Oldu, tamam. O zaman her ikimiz için de hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Bakar mısınız? Buyurun. Nar reçeli mi bu? Evet. Ha, nar reçeli, nar. Ev yapımı. Pek rastlanmaz buralarda. Marketlerde hiç yok. Zahmetli. Öyle herkesin yapabileceği bir reçel değil bu. Öyle. Çok zahmetlidir. Çok. Ama damarını bileceksin. Bakın ben şimdi size biraz tattıracağım bundan. Bunlar benim memleketimden geliyor. Has bahçe. Has nar bahçesi. Benim memleketim. Buyurun. Hiç ilaç yok. Hiç. Ne kadar? 20 lira. Ne kadar? Ay, sağ olun. Buyurun. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Paranızı düşüreceksiniz Zehra Hanım. Şöyle koyayım ben onu. Onu özel bir yere koyun. Siftah parası uğur getirir. Ben şuraya o zaman koyacağım. Oldu. Bu pazar işinde de bayağı gelecek var diyorsunuz yani. Sağ olun. Müşterilerle ilişkiniz de çok iyi. Ama bu işlere dalıp da bizi bırakırsanız işte o zaman Rümeysa Hanım affetmez beni. Yok yok, nerede? Bende öyle bir zaman mı var gelip buralarda reçel satacağım? Yanlış anlamayın, siz varsınız Rümeysa Hanım. Sağ olsun iyi ama apartman elime bakıyor. Ama size gerçekten çok teşekkür ederim. Şu reçel işini bana yarattırdınız vallahi. Çok iyi satacağından eminim. İnşallah. Biliyor musunuz ben ilk İstanbul'a geldiğimde para kazandım. Apartmandan bir daireden çağırmışlardı beni, gel evi temizle diye. Gittim temizledim. Neyse artık yalap şap annemden öğrendiğim kadarıyla. Sonra cebime para koydular, çok şaşırdım. Hayır ben şimdi bunu iş olarak görmüyorum ya. Ama şu reçel parası var ya. Yani bambaşka bir şeymiş gerçekten. Ya tabii yani temizlikten de kazanıyorum. O da emek. Ama onun gibi değil. Böyle elle tutuyorsun, gözle görüyorsun ya. Uğurlu olsun. Sağ olun inşallah. Ben artık gideyim. Ben sizi bırakayım istersen. Yok yok, ben hemen şuradan bineceğim, sağ olun. Çok selamlar. Görüşürüz. Sağ olun, hoşçakalın. Alo Feriha, nereden dönüyorum biliyor musun? Dur oğlum yavaş. Pazardan, pazardan. He, tezgaha teyze sizi benim reçelleri koymuşlar. Ayağımın tozuyla da bir tane sattım. Amca bir git, biraz ileri git. İyi, çok güzel, çok sevindim. Evde konuşuruz artık anne. He, tamam, tamam. Şey yapmışlar, bana komşimi yapmışlar. Komşimi yani, biliyor musun? Böyle sattıkça bana para verecekler. Oğlum, bir dur orada, şey yapma. Güzel. İyi, tamam, konuşuruz anne sonra. Sen okulda mı kalacaksın yine? Ha, ama yemekten önce gelirim. İyi, hadi. Seninle bu telefon meselesi aramızda problem olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Seni bu konuda bir daha uyarmak istemiyorum Feriha. Merak etmeyin Cihan Bey. Ya oğlum senin önünde yer yok mu? Amca sen de git biraz öte. Yaha! Öf, yer yok. Kusura bakma, oldu mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.